Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Bermudadaki Uyghurlarga pasport berildi. 28 avgust Erkin Asiya radiosi bergan xabarda bildirilishicha 2009-yili Guantanamodagi harbiy turmadan qo'yib berilgan Uyg'urlarga pasport berildi. Amerika hukumatı qo'yib bergandan keyin Bermudaga o'rinlashtirilgan Xelil Mahmud, Abdullah Abduqadir, Ablikim Turaxun va Salohiddin Abdul Ahad qatorliq 4 Uyg'ur oradan 9 yil o'tganda, ya'ni 27 avgust kuni Bermuda pasporti tarqitib berilgan. Şuna qalıp, onlarının qanuni salahiyeti bolmaslıq tarixi ahırlaşqan. Aynı vaqtta Amerika hükümeti bu Uyghur mahbuslarını xata vaqtta xata orundu qolgu tüşüp qalgan, onlar düşmən cançisi əməs dəb azatlıqı çıxarğan, həm də Bermudağı yerləşdürgən idi. Amma onlarga puqralıq berilmegen bolğaçqa bu Uyghurlar izgil salahiyetsiz kişilerden bolup kelgen idi. Bermudanın sabıq baş ministeri Ewart Brown bu vaqtta söz qalıp, bu bir yaxşı başılınış. Ama onların puqralıqqa erişişi bekme uzunğu sözülüp ketti degen. Malum buluşça bu qetim onlarga berilgeni Britaniyanın çet eldeki zemininin puqrası salahiyeti bulup, onlarga Bermuda pasportu berildiken. Bu xil pasportun igileri Bermuda ahalisige oxşaş hukuklarga igi buludiken. Ama onların saylamda belet taşlaş hukuku bulmaydiken. Kanun boyunca onların 18 yaşqa tolmagan perzentlerimi Muşu Yusunda yeni pasport alıdiken. Bu pasportun yeni bir alahideliki bu Uyghurlar Britaniya puhralarına okşaş hukuklarına iyi buluyduken, hem de Angliyanın her kandak yeridi yaşısı buluyordukken. Xitayning Şarkı Türkistan'da selivatkan yeni lagerleri arka arkadan aşkarlanmakta. 29 avgust Dajiyen Toru bergen haberde bildirilmişçe, Xitay tajavuzcularının Şarkı Türkistan'da yeniden selivatkan ceza lagerleri arqa-arqadan aşkarlanmaqda. Xəbərdə Börtala Moğol Abtonom Oblastıda 2 orunda çoğ tipdiki atalmış tərbiyələş lagiri selinişqi başlığanlıqı, Altaydiki yeni selinğan tərbiyələş lagirini işildişki tapşırıdığanlıqını aşkarlıqan. Xəbərdə yana Xitay ölkələrdən Şarqı Türkistanda işləş üçün kəlgən Li Familik Xitay muxbirinin ziyaretini qubul qılıp, lagirgi qamalğanlarının köp sallıqı Uyğur ikənlikini, lagerlarda bergen şünçi addi tamakka bir ayda 3000 yuan alıdıqallıqını, lagerge halıqancı tutup solaydıqallıqını, Şarkı Türkistan'da adam tutuş solaş hizmetini kılıvatkan atalmış bihaterli hadimlerinin hemmesi, Gensu, Şenşi, Qatarlıq rayonlardan işgi oğrullaştırılgan otur mektep yaki üniversitet okuqucuları ikkenlikini. Adam tutuşkı katnışı vatkan bir sahçı tunuşi onunğa, Şihudu 10,000 kişinin lagerde işkellekini, əslideki lagerlarda adettin taşkırı köp bolğallıqtın yeniden selişki başlıqan kuruluşlarını ismine koşup işlep pütküzüşki başlıqanlıqını. Li Familiknin bir nevri açısı Xotendi selivatkan tərbiyeləş lagerda kuruluş kıldıqanlıqını. Lagerlar arka arkadan selinişki başlıqanlıqını, birisi püsse şu zaman xalıqancı tutkun kılınğan kişilerini solaşkı başlaydıqanlıqını aşkarlıqan. Xəbərdə yana Xitay təcavüzçiləri lagerinin məxfiyyətliyini saxlab, özünün irqi qırğın qılış cinayətini yuşuruş üçün Altaydakı bir lagerni yurttaşlar mərkəzi deb isim qoyğanlığını, yeməklik qəpidə Uyğurçı xətinin bolışını çəkilgən bolub, hər qandaq talla bazar və dükanlarda Uyğurçı xət yəki halal bəlgisi bar yeməkliklər bayqalsa, dərhal aldır vətkənlikini aşkarlığan. Amerika parlament əzaları Xitay əməldarlarını cəzalaşını tələb qıldı. 30 avqust Dajiyuan Toru bərgən xəbərdə bildirilişə 16 Amerika parlament əzası Trump hükümətidən Şərqi Türkistandakı lagerlarga alaqadar Xitayının yuqarı dərəcəlik əməldarları və bir qısım Xitay şirkətlərigə iqtisadi cəza berişini tələb qıldı. Wall Street Journal xəbərdə bildirilişə 29 avqust Florida ştati Cumhuriyyətçilər Partiyası Kengəş Palata əzası Marco Rubio bilən Amerikadaki iki çoğun partiyadan 16 kişi Amerika devlet katibi Mike Pompeo bilen Maliye Ministeri Steven Mnuchin'a mektup yazgan. Mektupta Şarkı Türkistan'da sebepsiz tutkun kalıp lagerlarga kamaştı muhim rol oynayan Xitay Komünist Partiyası'nın Çinkuengo'nu öz işe algan 7 emeldarını ve Xitay'nın küzdiş üskünlerini işlep çıkarış şirketi işçiden 2 şirketini cezalaşını talep kılgan. Wall Street Journal İdari Aparati bu axtı təyyarlıqan təkşürüş dokulatıda
Xitoyning Sharq Turkistondagi lagerlarga sababsiz tutib solash qilmishi borgan sari kengaytilganligi, yangi lagerlarni ko'paytirib selayotganligini oshkorlagan. Maktubda yana lagerga beguna xalqni solashda rol o'ynagan Xitoy amaldorlarining Amerika iqtisodidan manfaatlanishiga yo'l qo'ymaslik hamda ularni jazolash kerak deyilgan. Muhammad Amin Bug'ro'ning qizi Fatima Bug'ro bugun olamdan o'tdi. O'zining borligini Sharq Turkiston xalqining ozodlik yo'liga beg'ishlab, Sharq Turkiston xalqining ozodlik yo'lida qalam ko'rishi hamda alam ko'rishida hayotini oxirlashtirgan Uyg'urlarning marhum lideri Muhammad Amin Bug'ro'ning qizi Fatima Bug'ro bugun Izmir Qoraburun shahrida omonatni Rabbiga topshirdi. G'ozi va tarixchi marhum Muhammad Amin Bug'ro hazratimning ko'rishiga hurmatimiz bo'lsa, marhumning qizi Fatima Bug'ro'ning jinosiga qatnashaylik. Chunki uning qizining izzatini qilish marhumga bo'lgan hurmatimizning ifodasi bo'lib qolmay, da'voyimizga qanchalik sodiq ekanligimizning, rahbarlarimizning qanchalik izzat hurmatini qiladiganligimizning namoyandisi deyishga bo'ladi. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, shundaqla Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon tashkilotlar nomidan ta'ziyanoma e'lon qildi. Ta'ziyanomada mundaq deyildi: Sharq Turkiston milliy mujohidlarining rahbarlaridan biri bo'lgan Xotan hukumatining qurg'uvchisi va Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilish bosqichida muhim rol o'ynagan dini olim, oliy qo'mondan, siyosiyon, diplomat va tarixchi shaxsiyati bilan tunilgan marhum Muhammad Emin Bug'ro'ning qizi Fatima Bug'ro vafot bo'lib ketdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Marhumaga Allohning rahmat va mag'firat bilan muomila qilishini, yotgan yerini jannat qilishini, oila tavobiyati va xish-aqrabolariga sabr, istiqomat berishini chin qalbimdan tilayman. Hidoyatulla O'g'izxon, Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati. Jinoza namozi 9-ci ayning 1-ci kuni shanba Izmir Qoraburun Abdulloh Agoh jamiyasida namozi tushirilmoqchi. Qarindoshlarimizning qadam tashrif qilishini umid qilamiz. Hamda Allohdan marhumaning gunohining mag'firati, yotgan o'rnining jannat bo'lishini tilaymiz. Hurmat bilan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi. Xitoy turmasida shahid qilingan Mahira Tuxtining g'oyibona jinoza namoziga taklif. Zalim ishqalchi Xitoy turmasida shahid qilinib, jasdi yo'q qilib etilgan yetimlarning himoyachisi Mahira Tuxti xonimning g'oyibona jinoza namozi ati juma namozidan keyin o'qilmoqchi. Mahira Tuxti asli Oqsuvdan bo'lib, kichkidan boshlab diniy ma'rifda tarbiyalangan bo'lib, 34 yosh. Urumchida ota-onasi tutib ketilgan yetim bolalarga ega chiqqanligi uchun va bolalarni tarbiyalab yetishtirish bilan shug'ullangan deb qarilinib, bu yil 7-ci ayda tutib ketilgan va 8-ci ayning 10-ci kuni Urumchi turmasida so'roq qilinayotganda shahid qilinib, jasadi oilasiga qaytirib berilmasdan turmada yo'q qilib etilgan. Xitoyning irqiy qirg'inchilik terrorlik harakatida bostirilib, untunsiz yo'q qilinayotgan sansizlagan qarindoshlarimizdan biri bo'lib, biz bugun Istiqlol televiziyamizda uning onasi bilan maxsus suhbat qilib bordik. O'z suhbatimizda Xitoy tajovuzchilarining uning oilasiga elib keltirgan barliq fojialarini echib tashildi va begunoh o'ldirilgan qizi va izdiraksiz yo'q qilib etilgan navrilarining shundaqla urug' tuqqanlarining da'vosini oxirgacha qiladiganligini bildirdi. Shundaqla atiki jinoza namoziga Istanbuldagi barliq qarindoshlarimizni taklif qildi. Vaqti 2018 yili 8 ayning 31 kuni juma namozidan keyin o'rni kichikchak majaz Safoko'y Gultepa Fatih jamiyasida. Mehribon Rabbimiz Allohdan marhumaning gunohini mag'firat qilishini, yotgan o'rnini Jannatul Firdevs qilishini tilaymiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.